Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kamran. Kamran Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beşamel soslu kabak yemeği yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz arkadaşlar, yarım kilo kadar tavuk, 3 tane kabak, 1 tane patates, toz biber, karabiber, yaklaşık bir 15-20 gram kadar un, tereyağı, beyaz biber, tuz, süt, zeytinyağı. Yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce yapılışından kabaklarını soyarak başlıyoruz. Evet arkadaşlar, kabaklarımı soydum. Şimdi patatesime geçiyorum. Evet arkadaşlar, patateslerimi ve kabaklarımı güzelce soydum. Şimdiki yapılışına hemen geçelim arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar dik olarak kesiyoruz. Ondan sonra yatırıyoruz. İkisini de arkadaşlar yine dik olarak kesiyoruz. Şöyle. Ondan sonra bunları arkadaşlar 3'e veya 4'e büyüklüğüne göre kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kabaklarımı güzelce doğradım. Şimdi patatesime geçiyorum. Evet, bunları da arkadaşlar ince ince doğruyoruz. Evet arkadaşlar, güzelce kabaklarımı doğradım. Fırına atmak için arkadaşlar bu büyüklükte bir borcam yeterli olacak bize. Hemen yaydırıyorum güzelce. Üstüne arkadaşlar baharatlarını atıyoruz. Üstüne zeytinyağı gezdiriyoruz. Fazla değil. Karabiber, tuz. Ve güzelce ne karıştırıyoruz. Bunları arkadaşlar daha önceden 200 derecede pişirmiş olduğumuz, yani ısıtmış olduğumuz fırına atacağız arkadaşlar. Yaklaşık bir yarım saat kadar bunlar pişecek. Bunlar yarım saat piştikten sonra üstüne tavuğumuzu ekleyeceğiz. Tavuğumuzu eklerken de arkadaşlar beşamel sosumuzu yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi beşamel sosun yapılışına geçelim. İlk başta ocağımızın altını açalım. 1,5 yemek kaşığı şöyle yağ. Bu kadar yeterli olacak. Yine aynı şekilde 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ. Thank you.
Şimdi yağımız arkadaşlar güzelce bir erisin. Onun içine unumuzu atıp kavuracağız. Evet arkadaşlar, güzelce yağımız kızdı. İçine 1,5 yemek kaşığı, fazla değil arkadaşlar, 1,5 yemek kaşığı. 1 2 Şimdi unumuzu güzelce arkadaşlar kavuracağız. Kaşıkta ihtiyacımız kalmadı. Bunu da güzelce kavurayım. Evet arkadaşlar, güzelce kavruldu. Biraz daha kavuralım. Şimdi içine arkadaşlar sütümüzü ekliyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu hafiften pişerken fazla değil, az bir şey karabiber. Mamma mia. Çok az bir şey de tuz ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, beşamel sosumuz oldu. Çok az bir şey daha pişireceğim ben. Hatta altını kapatayım. Kendi sıcaklığıyla pişer. İstediğimiz kıvam bu arkadaşlar. Tamam. Ben çok az bir şey daha karabiber ekleyeceğim. Evet, şu an çok mükemmel bir kıvam aldı arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, beşamel sos kabak yemeğimiz için fırından çıkarttık. Tavukları, patatesi falan çok güzel pişti arkadaşlar. Şimdi beşamel sosunu arkadaşlar üstüne döküyorum. Bunu döktükten sonra arkadaşlar bir spatula ya da kaşık yardımıyla güzelce üstüne yaydırın arkadaşlar. Ve bunu ben yaklaşık arkadaşlar 200 dereceli fırında yaklaşık bir saate kadar yakın pişirdim. Ve şimdi yeniden aynı fırına atacağım. Kesinlikle fırını yakmayacağım yeniden. Çünkü üstü sadece kızarmasını istiyorum ben üstünün. Şöyle koydum. ...4-5 dakika kadar yaklaşık fırında kalacak, bu üstü kızaracak. Çok güzel bir şekilde olacak arkadaşlar.
Arkadaşlar eğer ki bu yemeğimi beğendiyseniz aşağıdan beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler, afiyet olsun.